Soy mu CHP adayı Onur Soytürk'üm. Kime abi şimdi deşifre mi edelim kendimizi? Yoksullardan yana kime veriliyorsa ona veririz. Anladım, teşekkür ederim. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner, 40 yıldır yaşadım Zeytinburnu'nda sokak röportajı yapıyoruz. Bugünkü alanımız Çarşamba Pazarı. Seçmenlerimize 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde oyunuzu AK Parti adayı Sayın Ömer Arusoy'a mı vereceksiniz? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın Onur Soytürk'e mi diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar veriyorlar. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. İyiyim. AK Parti adayı Ömer Arusoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Siz oyunuzu hangisine veriyorsunuz? Ben AK Parti'yim. Ömer Arusoy, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok. Çarşamba Pazarı, kaç yıldır Zeytinburnu'nda oturuyorsunuz? Ben İlkokuldan geldim geleli nereden basam 30 yıldır Zeytinburnu'na oturuyorum. Memleket nere abi, nereden Tokat. Geldin? Abi belediye seçiminde bir tarafta Ömer Arısoy, diğer tarafta Onur Soytürk. Oyunuzu kime kullanacaksınız? Şimdi Allah var yukarıda. Öncelikle parti gözetmek için Ömer Arısoy iyi yönetiyor. Sıkıntı yok. Evet. Ama devlet olarak ben devletten hiç memnun değilim. Doğru. Gidişatımız hiç iyi değil hükümet evet. olarak. Bak. Geçim şartları ortada. Peki, hayat şartları. Dolayı belediye başkanına kırmızı kart göstereceğim yani kime hayır, anlayalım? Hayır. Hayır. Ama Ömer Arısoy abi. Evet. Tamam, ben tercihim Ömer Arısoy. Başka? Büyükşehir'de kim abi? Tabii Kekrem İmamoğlu. Başka yolu yok. Büyükşehir'de İmamoğlu. Evet. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Vallahi her zaman için dürüstlük, sedakat, sevgi, saygı, layıklık. O zaman abi seçmen ayrım yapabiliyor hizmete. İlçede Arısoy, AK Parti, Büyükşehir'de CHP'de İmamoğlu. Benim için önce ahlak, eyvallah, karakter. Gerisi önemli değil. Bak imar, imar. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Değerli dostlar, yanımda çok sevip saydığım 30 yıldan fazla Beştesiz Mahallesi'nde muhtarlık yapan Adem Yavuz ağabeyim var. Adem abi nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun. Bu günlerin biraz daha biz de seni çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Allah nasıl razı olsun. Nasıl gidiyor ya emeklilik hayatın, Giresun? Emeklilik hayatı iyi gidiyor. Yaşımıza göre çok sağlıklıyız. Abi ama ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Siz bıraktığınız zaman biraz şey tepkim vardı. Babalar oğul dedim ama Bekir senden daha iyi yapıyor ya. Evet. Maalesef Bekir yani daha genç gönlünü olması bizden almış olduğu tecrübeyle gerçek. Yani. Evet, aratmıyor ve çok daha güzel. Onun zaten için abi Çin atasözü var. Diyor ki evlat babayı geçemiyorsa ikisi de başarısız diyor. Demek evet, ki ikiniz de geçecek, başarılısınız. Geçecek. Evet. İnşallah geçti ve devam edecek böylece Allah izin verirse. Yani Zeytinburnu biraz zirdeleyelim mi? Nasıl görüyorsun? Bir seçim. Valla Zeytinburnu'nda bu seçim çok hareketli geçiyor. Evet. Kimse için bir şey söyleyemiyorum. İnşallah hayırlısı hangisiyse Allah onu nasip etsin. Bakalım. Söyleyecek abi, bir şey çok yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kariye bir not düştük saygı. AK Parti'nin adı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. İlgilenmiyor. Zeytinburnu olunca çok sayıda dostlar çıkıyor. Nazım Bey'le beraber bir siyaset yapmıştık. Mahalle başkanlığı yapmıştık. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun. Seçimde Giresun'da mıyız, burada mıyız? Benim kendi şahsi oyum Giresun'da ama çocuklarım burada tabii. Bütün ha, hem buradan burada. Benim nasıl görüyorsun? Tecrübeli bir siyasetçisiniz. Yakinen takip ediyorsun. Tarafsız bir gözlem yapar mısınız? Ha, şu anda seçimler gerçekten. Arısoy mu? Soytürk mü? Ben Arısoy olarak düşünüyorum yani. O kazanır ben diyorsun? Kazanır diyorum yani. Peki, çünkü halkın arası kazanır. Mesela diyorum ki hayat pahalı, hükümeti cezalandırmayı vermeyecekler diyenler var. Ben 3-4 ay kadardır buradayım. Halkın arasına girdim, baktım. Halkın arasında bir yer edinmiş kendisine. Halk kendisinden birisi olarak görüyor başkanı. Evet. Yani hizmetten daha çok ön planda halkın arasında olduğu için böyle söylüyorum. Benim yani benim gördüğümü söylüyorum. Doğru. Tam yani benim bildiğim bu. Büyükşehir nasıl görüyorsunuz? Ya Büyükşehir kıran kırana geçiyor ama dilerim ki Murat Kurum kazansın yani. Benim görünümden geçer. İstanbul halkı ne derse olacak. İnşallah. Görünümden. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Efendim merhaba Soytürk mü? AK Parti CHP kime? Öyle bir şey diyemem. O gezi ve hayırlı olsun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Zeytinburnu Çarşamba Pazarı'ndayız. Evet. AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Evet. Siz oyunuzu ilçede kime kullanacaksınız efendim Zeytinburnu? Herkesin kalbinde bir aslan vardır. Bizim de kalbimizde bir aslan var. Onun için yapacak bir şey yok. Yalnızsız bırakacağım konuyu. Yani söyle, yalnız ha söylemek istemiyorum. Büyükşehir'de o da mı öyle? O da, öyle. Cevap yok. Daha 20 günümüz var. 20 günden fazla bir günümüz var. O zamana kadar kalbimiz neye yumuşanırsa ona göre hareket edeceğiz. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Eştesiz mi? Evet. Peki abi belediye seçiminde Arısoy AK Parti'nin, Soytürk CHP'den hangisine oy vereceğiz? Direkt CHP. Onur Soytürk. Onur Soytürk kazanır mı efendim? Kazanabilir de. Kazanabilir. Peki Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum efendim?
İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Adam 4,5-5 yıldır hizmet yapıyor. Bayağı hizmetler var yani. O zaman hizmet geliyor. Hizmet yapıyor da görünmüyor yani. Eyvallah. Çok bazı basın kısa gazeteler, maçlar işleri göstermiyor yani. Bir de engel oluyorlar. AK Parti medyası benim çalışmalarımı göstermiyor. TRT hiç gelmedi diyor. Biz de biliyoruz. TRT hiç yapmamış haberi. Sıfır, sıfır. Sıfır. Bazı... vergilerimizi alıyor, bizim bir haberimiz yapmıyor diyor. TRT. Ya işte bizi kullanıyorlar yani. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Yolunu kaybediyor TRT. I'm from Canada. Canada. What do you think in here? Just travel. Travel. Yeah. Thank you very much. Thank you. No problem. İyi, Allah razı olsun. Belediye seçiminde Ömer Arısoy mu, Onur Soytürk mü? Yani AK Parti mi, CHP mi? Kime verecek oyunuzu? AK Parti. AK Parti. Hı-hı. Büyükşehir'de efendim? Büyükşehir'de Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu? Ekrem. Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Merhaba, buyurun. AK Parti mi, CHP mi efendim? AK Parti. Teşekkür ederim. Büyükşehir'de İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Tamam. İmamoğlu mu? Ha, Türkçe biliyorum. Türkçe de tamam. Buluk. Nasılsın? İyiyim, senden hangi... daha iyiyim. Eyvallah. Hangi mahallede oturuyorsun? Veli Efendi. Şimdi Beştersiz'de oturuyorum. Veli Efendi kim abi? Kim? Veli Efendi mi? He. Veli Efendi de kim? Veli Efendi Kur'an adam. Yok, Veli Efendi büyük bir Şeyhül İslam. Yani olmuş, evet, buyurun. Abi, Zeytinburnu Belediyesi'nde AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy mu, CHP'nin adayı Onur Soytürk mü? Kim o verecek? Zeytinburnu'na. Onur Soytürk, Büyükşehir'de de İmamoğlu. Onur Soytürk, İmamoğlu. Evet, başka. Abi, İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Her şey geliyor. Her şey selam güzel olsun. Olacak geliyor. Selam Çarşamba olsun. Çarşamba pazarı İmam Başkan'a selam. Evet, selam teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Ablacığım, Katrin Soy, CHP'ninki Onur Soytürk. Hangisine vereceksin? CHP. Evet, İmamoğlu. Nasılsınız? Biz de size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hangi mahallede oturuyoruz? Burada. Beştelsiz. Peki abi, belediye seçiminde AK Parti'nin adayı Sayın Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Sayın Onur Soytürk. Siz oyunuzu hangi adaya kullanacaksınız? O güne kadar Allah kerimdir. Korkuyor musunuz? Yok. Söyleyin, o sizin karar sizin ne olacak? Yarın seçim var diyelim, daha sonra değişir. Vallahi şimdiye kadar ben karar vermedim. Mümkün CHP vereceğim, mümkün AK Parti vereceğim, mümkün... Yok, yarın olsa kime mesela? Daha sonra değişir. Yarın olsaydı. Bugünkü kararınız ne? CHP mi AK Parti mi? CHP mi AK Parti mi? CHP olabilir. CHP, teşekkür ederim. İmamoğlu da. Mahallede oturuyorsunuz. Burada. Beştesiz'de. He, burada da. Peki, Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Hangi adaya oy vereceksin? Onur'a mı, Ömer'e mi? Ne dedin sen? CHP'ninki Onur Soytürk. CHP'ninkine vereceğim. CHP'ninkine. Büyükşehir'de İmamoğlu mu? İmamoğlu abi. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abla gel. İmamoğlu. Bu yaşama kadar İmamoğlu'ydu. Eyvallah, hoş geldin. Yani abi. Abla, Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. Hangisine vereceksin? Onur mu? Biz Zeytinburnu'nda oturmuyorum ama Büyükşehir'e İmamoğlu. Abi. Öncelikle merhaba. Merhaba. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben Sümer Mahallesi'nde oturuyorum. 25 yıl oturdum orada. Evet. Ben de oturdum. Ben İmamoğlu diyorum. Dur, Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. Hangisine vereceksin oyu? Ya ben şimdi şöyle bir şey var da... Orada bu Zeytinburnu'na pek güvenemiyorum ben. Sen kime, Onur'a mı vereceksin? Ben Onur'a vereceğim tabii. Onur Soytürk. Tabii canım, ona vereceğim. Tamam. Hatta biz ondan kucaklaştık bile pazarlarda. Öyle mi? O bir evlat ama o. Bir oy aldı. Aldı. Tamam. Büyükşehir'de Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu efendim? Abi, İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince her şey geliyor. İnsanları birleştiriyor, biliyor musun? İnsanları sevindiriyor. İnsanlara böyle yapıyor. Yüzü gülüyor böyle. Baktığın zaman var ya, bambaşka bir yer. O zaman Çarşamba pazarda Onur Soytürk ve Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Eyvallah. Selam olsun. Sümer Mahallesi'ne selam olsun. Selam olsun. Teşekkür ederim. Selam olsun. Tamam. Nasılsınız? İyilik, sağ olun. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben Bursa'da kalıyorum. Bursa'da, ha. Peki, Zeytinburnu'da değilsin, bu soru size gitmez. O zaman hangi partiye diyelim? Hangi partiye verirsiniz? Ben olsam CHP veririm. CHP. Çok teşekkür ederim. Gel abi. Gel. Burunda AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. Heh. Hangisine oy verirsiniz? CHP abi. Büyükşehir'de İmamoğlu mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu. 19. Tamam, seçmesin. Zeytinburnu'da AK Parti adayı Sayın Ömer Arısoy mu, CHP'nin adayı Sayın Onur Soytürk mü? Kime vereceksin? Kardeş. Ne? Sen Türk değilsin ki oğlum. Sen Türkçe bilmiyorsun ya. Suriyeli. Tamam, Suriyeli yok. Suriyeli niye gidiyorsun? Ama sigarayı bırak bence. Sigara zaten düşmandır. Peki, nasılsın? İyi misin? İyiyim, Allah çok şükür. Zeytinburnu'da mı oturuyorsunuz? Evet. Hangi mahalle efendim? Ama burada oturuyorum. Beştesiz. Evet. Abi, Zeytinburnu'da AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. İlçede oyunuzu hangi adaya vereceksiniz? Arısoy'a vereceğiz. Ömer Arısoy. Peki, Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu?
Murat Kurum'a vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet. Efendim hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hangi mahallede oturuyoruz? Çırpıcı Beyefendi. Çok güzel. Abi Zeytinburnu AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. Siz oyunuzu ilçede hangi adaya vereceksiniz? Onur mu Ömer mi? Ben AK Parti'ye vermek istemiyorum abi. O zaman Onur diyelim. Onur Soytürk yazalım. Zaten iki şık var. Kim Onur Soytürk abi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Eyvallah. Onur Soytürk. İBB'de İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu abi. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi İmamoğlu deyince güler yüz geliyor. Bir de bizim çalışıyor yani. Ben seviyorum İmamoğlu'nu açıkça. O zaman Veli Efendi mahallesine selam olsun başkanım. İnşallah selam olsun. Ben CHP'ninki Onur Soytürk, ilçede oyunuzu kime vereceksiniz? İlçede Ömer Arısoy. Peki Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum efendim? Kurum. Kurum. Teşekkür ederim. Abi nasılsın? İyi Allah'a şükür. Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. İlçede oyunuzu hangi adaya kullanacaksınız efendim? Onur'a. Onur Soytürk. Onur'u gördün mü? Görmedim. Peki İBB'de İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük geliyor bence. O zaman selam olsun. Evet. Saygılar abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir Allah'a çok şükür. Buraya bakın, hangi mahallede oturuyorsunuz abi? Çırpıcı'da. Eyvallah. Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. İlçede oyunuzu hangi adaya vereceksiniz efendim? Ayıp olmaz mı söylesek? Yok söyle, 100 kişiden 90. Ben veririm, AK Parti'ye veririm. Başka vermem. Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum'a? Murat'a veririm. Murat Kurum'a. Tabii. Hayırlı olsun, teşekkür ederim. Onlardan. Zeytinburnu'nda AK Parti adayı Ömer Arısoy mu, CHP adayı Onur Soytürk mü? Kime oy vereceğiz? Ben AK Parti. AK Parti. Büyükşehir'de İmamoğlu mu Kurum efendim? İmamoğlu televizyonda değil, ev kadınları tahsilsizdir. Ona verdim ama daha vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Buraya baksan sevinirim. Memleket nereye teyzeciğim? Karadeniz. Çok sevindim. Peki Zeytinburnu AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Oyunu hangisine vereceksin? Ben mi? 100 milyon oyum olsa Ordulu'ya. Ha Onur'a gel tanıştırım. Onur'u tanıyor musun? Tanımıyorum ama ister tanıyayım ister tanımayayım. Peki İmamoğlu mu kurumu? İmamoğlu vallahi oğlum kadar sevmiyorsa meyme var mı? Teşekkür ederim. AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. İlçede oyunuzu hangi adaya kullanacaksınız? Ben önce Zeytinburnu için hayırlı olsun diyorum ama ben Bağcılar'da oturduğum için bir şey diyemeyeceğim, yorum yapamayacağım. Peki o zaman Büyükşehir'e soralım. İBB'de İmamoğlu mu? Hakikaten kazansın. Eyvallah, tam bir siyaset. Sıkayım mısın? AK Parti kazanmasın. Onur Soytürk mü, Ömer mi? Onur mu, CHP? CHP kazansın. Teşekkür ederim. Olmasın. Efendim Zeytinburnu AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Hangisine oy kullanacaksınız ilçede? Onur Soytürk. Görüştünüz mü Onur Bey'le hiç? Görüştüm. Peki İBB'de İmamoğlu mu kurumu? İmamoğlu kesinlikle. Onur burada kazanır mı? Kazanır. İmamoğlu deyince... Elimizden geleni yapacağız. Eyvallah. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Yardım. Sosyal yardım. Selam her konuda. Her konuda, her şeyde yardım. Sosyal yardımı 3 misli arttırmış. Kaldıracak demişler, 3 misli arttırmış sosyal yardımları İmamoğlu. 6 misli arttırdı. 3 misli değil tabi. Ulan ben eksik söylemişim. Eksik söylüyorsunuz. Daha çok, daha çok evet. İnşallah. Peki efendim, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Gülen yüz. Her kişiye hitap eden bir şekli var yani. Gülen yüzüyle. Çarşamba pazar selam olsun. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Veli Efendi. Selam olsun. Teşekkür ederim. Selam olsun. Efendim hoş. Benim için ne yaptılar ki ben onlara oy vereyim? O yok. Ne yaptılar? Ben emekliyim. Ne verdiler bana? Benim oyumu hak edecek hiçbir parti yok. O yok. Yok. Teşekkür ederim. Oy vereceğim. Zeytinburnu'na. Kimseye vermeyeceğim. Emekliyim. Ama vermen emekli, lazım. Emekli. Rakibine vermen lazım. Emekli sözleştik. Organize ettik. Ta ki böyle ufak veriyorlar. Bak pazara çıktım. Kimseye vermeyeceğim oy. Hiç kimseye. Yanlış. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. Hangisine oy verirsiniz? Onur hiç, mu Ömer mi? Hiçbirine vermeyeceğim. Peki siz vermezseniz, ben vermesem nasıl yönetileceğiz? Ne yönetileceğiz? Emekli hanını görüyorsun değil mi? Tamam, vermeyince emekli maaş artacak mı? Vermiyorum. Rakibine vermen lazım bu hale getireni. Hiçbirine vermiyorum. Yok adam yok. Ama mantıklı olan rakibine vermen lazım. Bu hale getireni değil rakibine. Bak o zaman ben olur. O zaman ben olur. Eyvallah. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Gel abi. Gel buraya. Nasılsın abi, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Abi Zeytinburnu AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Oyunu hangisine kullanacaksın?
Onur mu? Vallahi bizim gibi belli değil, bilmiyorum. Kararsız mı? He. Bence belli, sen korkuyorsun. Yok, korkmuyorum vallahi. Söylediysen niye yarın seçim? Yok. Söyle. Yarın olsa kime verin? Yarın. Ya, yarın olsa kime verin? Söyle. Ya. Biz gazeteyiz, partiyle alakamız yok. İstanbul Kadı ve Televizyonu, biz hiç partiyle alakamız yok. Belki ben DEM Parti'ye vereyim. Demin aday yok burada, CHP ile işbirliği var. Bilmiyorum. Burada CHP ile işbirliği yaptı. Meclis üyesi verdiler, burada adaylar yok. CHP de söyle. Burada aday yok. Ya ha, CHP. O zaman CHP. He. İmamoğlu mu, kuru mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Abi hoş geldin. Sağ ol kardeşim. Nasıl? Ömer Arısoy. Onur Soytürk'e mi vereceksin? Ömer Arısoy mu? Ömer Arısoy. Ömer Arısoy. Büyükşehir'de? Murat Kurum. Murat Kurum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. Onur Bey. Onur Bey. Büyükşehir'de İmamoğlu mu, kuru mu? İmamoğlu. Son. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ya daha yenilikçi, daha başarılı. Gelin lütfen. Yani. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Seyit Nizam. Hoş geldin. Gel. Aday Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Kime oy vereceksiniz? Arısoy. İlçede Ömer Arısoy. Peki Büyükşehir'de? İmamoğlu mu, kuru mu? Kuru. Kuru. Ben burada adayı kime vereceğim diye soruyorum. Baba, boş ver baba. Allah razı olsun. Eyvallah. Ben burada AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. Hangisine oy vereceksin? Onur mu, Ömer mi? CHP. Onur Soytürk. Evet. Bak, neden Onur? Neden CHP? Vallahi bunları çok denedik. Azıcık da onu deneyelim. Büyükşehir'de İmamoğlu. Evet. İmamoğlu. Hangi mahallede oturuyorsun? Aşağıda Çırpıcı'da oturuyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ömer Arısoy mu? Evet. Büyükşehir'de? Murat Kurum. Evet. Teşekkür ederim. Soytürk, hangisine oy kullandırsınız? Hiçbirine. Neden abi? Çözüm değil ki o. CHP. CHP, İmamoğlu ve Onur Soytürk. Tabii ki. Teşekkür ederim. Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. İmamoğlu. Onur. İmamoğlu. Onur'u da. Onur'u da. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kış tanıtma, ne var ne yok? Nasıl ya? Çarşı pazar fiyatları nasıl? Yani... Hocam kısa bir süre sonra bir seçim var karşımızda. AK Parti'nin adayı Sayın Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Sayın Onur Soytürk. Tabii söylememekte de muhayyersiniz. Ne, kime oy vermek istersiniz ya da kararsınız, ne dersiniz? Ya ben bilirsin bu konularda kimsenin şeyine karışmam. Fikirde beyan etmeyi pek sevmem. Herkes çünkü olur. Herkes kendisine göre kullanır. Saygılar sunarım. Estağfurullah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Memleket nereye? Mardin. Hangi ilçe? Nusaybin. Nusaybin. Ben üniversitemden evet. Nusaybinli. Evet. Peki hangi mahallede oturuyorsun burada? Beştesiz. Şurada oturuyorum. Şu yakın. Zeytinburnu AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Hangisine oy vereceksin? CHP'ye vereceğim. Onur Soytürk. Büyükşehir İmamoğlu. Büyükşehir İmamoğlu. Zeytinburnu Onur Soytürk, CHP. Asasen ben HDP'ye vereceğim. Ama HDP adayı yok, burada CHP. Tamam, CHP'ye vereceğim. Teşekkür ederim. Ben de. Abi sen de AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. Hangisine vereceksin oyu? CHP mi, AK Parti mi? AK Parti. AK Parti. Büyükşehir'de İmamoğlu mu, kuru mu? Bilmiyorum, ona onda kalalım. İmamoğlu yazdım, İmamoğlu Büyükşehir'de. İmamoğlu yok. O zaman Murat Yarım. Olabilir. Tamam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Kısa bir süre sonra 23 gün kaldı, 24 gün kaldı bir belediye seçimi var. AK Parti'nin adayı Sayın Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Sayın Onur Soytürk. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? Abla gel. Hizmete veriyoruz Ömer Arısoy'a. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de de hizmete veriyoruz Murat Kurum. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk Zeytinburnu'ndan. Hangisine vereceksiniz? Onur mu, Ömer mi? Biz kasteciyiz. Onur'a veririm ben. Onur Soytürk. Büyükşehir'de İmamoğlu mu, kurum efendim? İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince her şey de geliyor aklıma. Çok teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Size soralım. Babam ya. Hiçbirine vermiyorum. Nasıl olacak oy vermezsen? Karşı mısın? Ha? Oy mu kullanmayacak? Ya oy kullanmıyorum abi. Büyükşehir'de mi öyle? Hepsinde. Teşekkür ederim. Merhaba. Efendim? Ömer'e vereceğiz. Ömer'e. Büyükşehir'de kim efendim? Büyükşehir'de de Murat'a vereceğiz. Murat, teşekkür ederim. Merhaba efendim, buyurun. Merhaba Soy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Hangisine oy vereceksin? Tabii ki AK Parti. Büyükşehir'de de mi AK Parti? Hepsinde. Teşekkür ederim. Dün İstanbul TV. He. AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk Zeytinburnu. Hangisine oy vereceksin? Ben Ömer'e vereceğim. Ömer'e. Büyükşehir'de kime? Ekrem mi, Murat mı? Murat'a. Murat, teşekkürler. Amasya. Amasya. Abi AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. Zeytinburnu'na oyunuzu hangisine vereceksiniz? Valla onu diye bir şey diyemem. Büyükşehir'de? Bir şey diyemem. Eyvallah. Merhaba efendim. Efendim konuşalım mı? AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Zeytinburnu'na hangisine oy vereceksin? Ömer Arısoy. Peki Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Her şey iyi geliyor.
Çok teşekkür ederim. Merhaba. Kim burada AK Parti adayı? Ömer Arısoy mu? CHP adayı Onur Soytürk mü? Kime oy vereceksin? Vallahi ben AK Parti'ne vereceğim. Ben yalan söyleyecek. Öyle. Tamam. Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kuru mu? Murat Kuru. Teşekkür evet. ederim. Hoş geldiniz efendim. Ben adayı Onur Soytürk. Hangisine oy vereceksiniz Zeytinburnu? Onur mu Ömer mi? Hiçbirine. Ben şu hayat şartlarına hiçbirine. Ama vermeyince düşecek mi? Vallahi Ömer Arısoy diyeceğim de biraz da diyemiyorum. O zaman Onur diyelim. Onur da demem. Peki kim? Gökhan Kasap diyelim. Kine? Yeniler Refah Gökhan Kasap diyelim. Olur mu ki acaba? O da çalışıyor, iyi çalışıyor. Eski başkanımızı. Vallahi Murat çok iyiydi. Eski başkanımız çok iyiydi. Gökhan 15 sene onun yardımcısıydı. He. Gökhan Kasap, Giresunlu, sevilen bir çocuk. Evet. O zaman Gökhan Kasap diyelim. CHP'li. Yok AK Partili. Refah'ta yeni Fatih Erbakan'ın partisinde yeni Refah. İnşallah. Tamam. Büyük. Ömer Arısoy mu Onur Soytürk mü? Ha. Burada. Tak. Onur mu? Ha. Onur Soytürk. Ekrem, İbn Ekrem mi? Murat. AK Parti. Ya. Tamam. Ömer Arısoy. Peki Büyükşehir'deki mi? Ekrem mi Murat mı? Ekrem CHP'nin, Murat da AK Parti'nin. Murat. Murat Kurum, teşekkürler. Buyurun. Gökte ararken yerde bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız, Karşama iyisiniz? Karşama pazarında karşılaştık. Daha önce Salı pazarında. Siz pazarlar niye geziyorsunuz? İhtiyaçlarımızı gidermek için. Eyvallah. Efendim, kısa bir süre sonra yerel yönetim seçimleri var. Zeytinburnu'nda bizimki iki şıklı ama siz taşabilirsiniz. Diyoruz ki AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Oyunuzu kime vereceğini de soruyoruz. Oyunuzu kime verelim? Evet. İlçe bazında diyorsunuz evet, değil mi? Evet, önce ilçe sonra geleceğim. Yani ben Ömer Arısoy'un 5 yılda bir değişiklik yaptığını, farklı bir hizmet ettiğini görmedim Zeytinburnu'nda. Vaatlerimin %100'ünü gerçekleştirdim. Hatta vaat dışında çok proje yaptım diyor. O zaman vaadi hiç yokmuş. Öyle mi? Yani bir önceki belediye başkanı ismini unuttum. Murat neydi? Murat Aydın bıraktıktan sonra Zeytinburnu'nda bir değişiklik görüyor musunuz? Siz ben görmedim. Farklı bir şey. Yani belediyenin olmazsa olmaz hizmetleri vardır. Çöp toplamak, temizlik, park, şu bu tamam. Efendim, bunu yapmak zorunda. Diyor ki millet bunun bahçesi dışında, yaptım diyor. Yarım kalan kentsel dönüşümleri tamamladım. Millet bahçesini o yapmadı ki abi. Millet bahçesi yerel yönetimde değildi ki zaten. Millet bahçesini emlak konutla TOKİ yaptı. Yani şey mi? Diyor. Ömer Bey mi yaptı onu? Yaptırdım. Herkes biliyor ki Ömer Bey yapmadı. O yaptırdım yerel, diyor ama. Yerel yönetime bağlı olan bir şey değildi yani. Onu ama yaptırması da başarı değil mi? Şey yaptı, TOKİ yaptı. Tamam, TOKİ'ye yaptırması bir başarı değil mi? TOKİ'yi kendisi yaptı. Kendisi TOKİ'ye yaptırmadı ki zaten. Efendim 5 yıl boyunca hiçbir şey yapmadım Arısoy. Yani belediye hizmetleri dışında mesela Zeytinburnu'nun en önemli olan sorunlarından kentsel dönüşüm noktasında bir adım attığını görmedim. Bu seçimi nasıl? Siz oyu kime yazın? Oyu kime yazalım? Ben Saadet Partisi'ne veririm ilçede. Saadet Partisi ada. Samet Gülaydın'a veririm. Saadet pazardasınız. Ekonomi, yaşam, geçim nasıl gidiyor? Hordundan bahsedelim işte. Şu ülkenin uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Diyorlar ki İHA, SİHA, kafe dolu, lokanta dolu, bir saat sayıyorlar. AK Partili dostlarımız. Siz ne diyorsunuz? Onlar 20 yıldır aynı hikayeyi anlatıyor. 20 yıldır aynı hikayenin milleti kandırıp boyalıyorlar. Kazanıyorlar. Nasıl? Kazanıyorlar işte. Niye kazanıyorlar? Yani bir algı oluşturup bu algıya milleti inandırıp bu şekilde oy alıyorlar. Yani 20 yıldır ülkeyi getirdikleri nokta bu, ekonomik olarak çökmüş bir ülke görüyorsun. Yani geçim noktasından millet geçinemiyor. Baktım, seyrettim. Evet. Benim söylediklerim hepsini arkadaşım söyledi. İmzanızı attınız, öptünüz. Aynen öyle abi. Öptüm yanaklarını. O anladı benim demek istediğimi. Sizin oyunuz kim efendim? Aynı duyguları paylaşıyoruz. Vallahi ben, bu ülkede aynı. Ben milliyetçiyim kardeşim. Yaşıyorum. Ben Atatürkçüyüm, milliyetçiyim. Ben 10 yaşında İstanbul'a geldim. Esnaflık yaptım, ticaretle uğraştım. Lokantacıyım. Şu anda çalışıyorum. 15 yıldan beri işçilik yapıyorum. Şu anda benim patronluk dönemle şimdi arasında büyük fark var. Dışarıda belli zaten. Aynı. Nasıl gidiyor? Pazar yaptınız, fiyatlar, yaşam. Vallahi şu anda kredi kartımla ödeme yaptım. Şu anda 3 tane kredi kartı borçlarım var. Emekli maaşım yetmediği için habire kredi kartlarını kullanıyorum. Bakabilirsin. Şimdi cüzdanı açıyorum. Oradan oraya. Aynen öyle. Önep. Bak abi. 35 lira herhalde. Nerede benim? Bizim herhalde efendim. Bizim yok. Bizim gerek yok. Evet, açıyorum. İzledim bütün banka kredi kartlarımı. Cebimde ne kaldı? 30 lira para büyük kaldı. Çula bakınca trilyonluk gibi görünüyorsunuz. Abi yeni iş görüşmesine gittim ya, böyle giyineyim ki.
Yani etkiliyim yani, işe alsınlar, hakkımı versinler diye. Tabii. Şimdi az önce bir iş görüşmesine gittim, bir okula gittim iş görüşmesine. Verdiği para 25 bin aylık. Diyorum ki ben emekliyim diyorum, beni tatmin etmez diyorum. Ben şimdi çalışmıyorum. Usta aşçı mısınız siz? Aşçıyım abi, iyi aşçıyım, iyi otellerde çalıştım. Tabii. Benim hakkım şu anda 45, 40-45 arası. Ama 25 ama para veriyorlar. Dedim bulaşıkçı alıyor o para 25 lirayı. Doğru mu? Ben bulaşık mı yapacağım abi bu yaz? Benim yetiştiğim adamlar piyasada 35-40 alıyorlar. Ben nasıl 25'le çalışayım şimdi? Kendi çıraklarım bunu alırken? Evet. Efendim ülke nereye gidiyor? Üstad zaten... Vallahi ülkenin var. Durumu belli değil. Ama bizim milletimiz halen daha nereye verdi belli. Biz belki göremeyeceğiz. Allah sonumuzu hayırlı diyemem, o da biraz olur. Abi zaten sorumuz hiç şey değil. Ben şu andaki gençleri düşünüyorum. Eyvallah. Benim iyi kötü bir evim var, iyi kötü bir gelirim var. Zamanında yapmışım. Genç alamaz şu an. Şu alamazlar. Alamaz. Benim iki kız çocuğu var, onları okutmak için uğraş çalışıyorum. Onların geleceği için çalışıyorum. AK Partililer diyor ki biz ülkeyi uçurduk. İHA, SİHA, yol, köprü, barajı bir satsa yok. Vallahi hiçbir halt yemediler. Sayın Cumhurbaşkanı da iyi tanıyorum. Onun yakın arkadaşları da benim arkadaşım çevresi olarak. Ben iyi tanıyorum ama şimdi hiç konuşmak istemiyorum. Oraya işe girmek istemiyorum. Girersem İş kötüye gider. AK Parti'nin... Ben hiçbirisine atmayacağım. Neden? İşte çok küsüm bunların. Hiçbirisine o ebon yok daha. Ama onlara destek vermiş oluyor. Kız mısın başka rakibine destek? Kimseye destek. Ben 20 seneden AKP'yim. Daha nefret edin. Hiçbirisine atmayacağım. Rakibine mi? Yok. Hiç kimseye vermiyor. Ben Onur. Onur Soytürk. Büyükşehir'de? İmamoğlu. Tabii. İmamoğlu. AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy. CHP'nin adayı Onur Soytürk. Hangisini oy verirsin buradan? AK Parti'ye vereceğim. Ömer Arısoy'a. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kuru mu? Kuru. Teşekkür ederim. Ömer Arısoy mu CHP adayı Onur Soytürk mü? Çevre plancısı Onur Soytürk var. CHP. Onur Soytürk. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kuru mu? İmamoğlu. Ben aklım ermez ki ne bileyim şimdi. İmamoğlu mu kuru mu? Ha. Gelmiyor mu? İmamoğlu tanımıyor mu? Tanımıyorum anam tanım. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk, hangisini oy verirsiniz? Ömer Arısoy tabii ki. Peki Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum efendim? Kurum tabii ki. Teşekkürler. No. Efendim yok, kamera önüne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. Oyunuzu kime vereceksiniz? Onur Soytürk, CHP. Neden efendim? Hizmetinden memnun değiliz. Peki. Hiçbir hizmet yok. İBB'de İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır inşallah. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Çalışma, iş, faaliyet, güler yüz. Hoş geldiniz, gelin. Sağ efendim, merhaba. Nerede oturuyorsunuz? Yeşiltepe'de. Yeşiltepe, ben de. CHP'nin adayı Onur Soytürk, AK Parti'ninki Ömer Arısoy. Kime oy vereceksiniz? Onur Soytürk'e. Evet. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu her zaman. Kazanır. Kazanır. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Hayır. İmamoğlu deyince aklına... Güler yüzlü, hizmet, her şey. Hiçbir şey değil. Gel abla. Abi hoş geldin. Abi gel, sana sorayım. Bu zamlar yükselince... Elimde olsa hiçbiri derim. Emin olun. Ama bizlere kızmasam onu biliyorum. Tabii ki CHP. Onur Soytürk. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum efendim? Tabii ki İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi hoş geldin. Partinin adı Ömer Arısoy, CHP'ninki Onur Soytürk. Hangisini vereceksin? Onur Soytürk. Neden Onur Soytürk? Abi çünkü yeterince AK Parti milleti sömürdü yeter yani. Değişsin. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu abi. İmamoğlu deyince ne geliyor aklına? Abi her şey geliyor yani. Adam... Sömürmüyor insanları hiç olmazsa. O zaman İmamoğlu'na ve Onur Soytürk'e selam olsun. Selam olsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah canım. Ömer Arısoy şu anda normalde yaptığı işlerden dolayı beğeniyoruz yani. Ömer mi yazalım? Ömer yazacak. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum efendim? Büyükşehir'e kullanmayacağım oy. Eyvallah. Hoş ki siz de geldiniz. Efendim CHP'ninki Onur Soytürk. Hangisini oy verirsiniz buradan? Ömer Arısoy. Arısoy. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Oyunuzu kim? Onur Soytürk'e vereceğim. Büyükşehir'de de İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Her şey. Her şey çok güzel oldu. Selam olsun. Evet. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlısını versin. Söylemek istemiyorsunuz. Büyükşehir'de kim efendim? İBB'de. Murat Kılıç, Murat Kılıç. Yok dur, seni söylesin. Kararsız mı, o da mı kararsız? CHP. Onur Soytürk'e. Evet. Büyük, niye yok. CHP? CHP, AK Parti'den daha iyi. Eyvallah. İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? Büyükşehir'de. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aklıma hiçbir şey gelmiyor açıkçası. Selam olsun. Zeytinburnu AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. İlçede oyunuzu hangi adaya vereceksiniz efendim? Tabii ki Ömer Arısoy. Ömer Arısoy. Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
Murat Kurum. Zeytinburnu'nda aynı Ömer Arasoy. İstanbul'da da Murat Kurum. Murat Kurum. Peki bazıları diyor ki hayat pahalı, AK Parti artık yapamıyor. Ne dersiniz? Pazar diyor balık güzel olmuş bu olmuş diyor. Yani zaten bu saatten sonra başa gelecek hiç kimse olan pahalılığı değiştiremez. Aynı bu şekilde yürür ama anca yavaşlatabilirler diye düşünüyorum. Sadece biz Ömer Arasoy'dan Zeytinburnu olarak çok memnunuz. O yüzden tekrar onu seçiyoruz. Murat Kurum da Eskişehir'in. Evet, teşekkürler. Teşekkür ederim. Ablacığım hoş geldin. Konuş. CHP vereceğim. CHP Onur Soytuk. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu. Ne geliyor aklınıza İmamoğlu deyince? Valla İmamoğlu geldiğinden beri bir şeyler değişti gene. Yani faaliyet olarak yani bayağı bir faaliyetini gördük. Daha önce AK Parti'ye oy verdiniz mi? Hep AK Parti'ye verdim. Değişti. Ama bundan sonra evet. Merhaba. Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Ömer Arasoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Oyunuzu hangisine kullanacaksınız? Ya burada oturmuyorum ben. Nerede oturuyorsunuz? Kırklareli'nde. O zaman o yok. O yok. Teşekkür ederim. Merhaba ablacığım. Nasılsınız? İyi. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Beştelsiz'de. Beştelsiz. Evet. Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Ömer Arasoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Oyunuzu kime kullanacaksınız? Ya daha düşünmedim, bilmiyorum. Kararsız mı? Biraz kararsızım. Neyde kime vereceksiniz? İmamoğlu mu kurum efendim? Vallahi yenilik güzel bir şey. Ben diyorum yenilelim. Tamam, o zaman burada Onur Soytürk, Büyükşehir'de İmamoğlu yazdım seninkine. İnşallah. Ablacığım kurum. Kurum tabii. Tabii ki. Hayır. Merhaba. Şimdi Zeytinburnu olunca dostlarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz karşılaşıyor. Evet. Tabii biz onlara bu şudi demiyoruz. Tabii. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Pazarı geziyorsunuz. Nasıl fiyatlar? Vallahi fiyatlar yüksek. Yüksek. Yani efendim, Zeytinburnu Ramazan ayı geldiği dolayı böyle şeyler yapıyorlar. Bir yani de seçim üstü bu işi yapıyorlar. Yani Allah ıslah etsin bunları. Çok yani böyle fiyatları aynı, marketler de aynı, pazar da aynı, fiyatlar fahiş. Bugün biber 70 liraya çıkmış. Böyle bir şey yok ya. Efendim 25 gün sonra ülkemiz seçime gidecek. Evet, hayırlı olsun. Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Sayın Ömer Arasoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Evet. Tabii siz bir sivil toplum kuruluşunun başkanısınız. Evet, evet. Söylemese de saygı duyarız. Siz tamam. Oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Topu tacı atmak mümkün. Evet, böyle de olabilir ama biz şimdi şöyle bir şey. Yani hepsine hayırlı olsun ama Ömer Arasoy zaten bir sıfır önde şu an. Bir dönem ondan evvel 5 yıldır AKP burayı yönetiyor. Bir de bu hastane, spor tesisi yapacağı hizmetleri de bir proje halinde güzel anlattığı için. Efendim stadı 25 yıldır hep sözlüğü yapamıyorlar. Niye böyle? Siz de bir futbol adamısınız. Evet. Stad yani yanlış değil mi? Yani çok zor bir şey değil ki. Değil. Daha evvel yapılması lazım idi. İşte sıkıntılar falan dediler ama inşallah bu dönem bu işi kim olursa olsun bitirmeleri lazım. Spor ihtiyaçtır. Gençlerimize hizmet yeridir. Yani ufak çocuklarımız ta altyapıdan yetişen gençler Zeytinburnu'da. Zeytinburnu'ya yakışmıyor. Demirleri çıkmış, pası çıkmış olmuyor yani. Aynen. İnşallah bu sefer yani bunu gündeme aldılar ama bitireceklere inanıyorum. Ama Ömer Başkan hep diyor ki Büyükşehir'i kazanırsak. Aslında bir B planı geçen gün sordum. Olması lazım. Kazanamadı diyelim. Ömer burayı kazandı. Yani Gençlik Spor Bakanı yapmalı. Niye onu söylemiyor Ömer Bey? Hep Büyükşehir'in şey gösteriyor. Bence evet. Bence de çok haklısınız. B planında yani, kazanamazsak da Çevre Şehir Bakanı yapacak spor, demesi lazım. Aynen. Ben bunu yapacak tahminim öyle. Kazanırsa Ömer Arasoy Zeytinburnu Spor'un stadını sizin olsa da olmasa da Spor Bakanlığı ele alacak. Çünkü bu işin projesini getirdiler. Bir şey soracağım. O diyorsun ya Zeytinburnu Spor. Bu sene içinde yani niye kaç senedir o stat öyle abi? Maç oynanmıyor. Git stadın haline bak. Sinerjiler, baleciler hepsi dolmuş. Niye yani bu sene seçim geldiğinde? Bir dakika. Sıkıntılar vardı. Daha yeni çözülüyor orası onun için. Daha yeni çözüldü. Vakıf yeri. Hayır hayır. Kolay değil. Yapılması mı lazım? Yapılması lazım da abi boş yere baleciler, tinerciler doldu. Stada bir git. Başka bir şey düzelecek orası. Şu an bak. Biliyorum. Biz oradayız. Biz buralıyız. Ben 66 yıldır buradayım. Sayın Başkanım, o zaman şu an topu taca attık. Oyu kararsız yazacağız. Evet, Büyükşehir'de evet. Nasıl görüyorsun? Büyükşehir'de yani ortada Büyükşehir hakikaten orada ama burada Ömer Arasoy sanki 1-0 önde yani. Bakın yani çalışmaları böyle yani. Tabii. Allah hepsine seçmen ne derse o. Tabii. Seçmen bir numara. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Zeytinburnu AK Parti'nin adayı Ömer Arasoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Zeytinburnu'da oyunu kime vereceksin? Onu görüştük abi. Onur Soytürk. Hangi mahallede oturuyorsun? Yeştepe abi. Zeytinburnu Yeştepe. Kazanır mı? Kazanır abi. Adamlar hakkını veriyor çünkü. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurumu? İmamoğlu tabi abi. İmamoğlu deyince akla ne geliyor?
İmamoğlu deyince reis geliyor, başkan geliyor abi. Adamın var ya harbi şey, öpülecek bir adam yani şey abi. Ulan adamın gibi geliyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sağ ol abi. Ablacığım konuşur musun? Bırak ya. Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Oyunu Zeytinburnu'nda hangisine vereceksin? Onur mu Ömer? Ömer. Ömer'e. Peki Büyükşehir'de Ekrem mi Murat mı? Murat. Dur. Kopya verme. Murat. Murat. Teşekkür ederim. Ne tane? Gelin yanıma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Veli Efendi Çirbi. Memleket nere ablacığım? Trabzon. Selam olsun. Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy. Kameraya bakarım. CHP'nin adayı Onur Soytürk. Zeytinburnu'nda oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti Ömer Arısoy. Neden Ömer Arısoy? Memnunum hizmetinden. Peki. Nankör değiliz. Eyvallah. Ben bir şey onu bilemem o kadar da ben. Peki Ömer'e yazdık. Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? Murat Kurum. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim hoş geldiniz. Hayır ben de Karadenizliyim, Kastamonu. Kastamonu. Evet. Neresinden? Ben askeri oradan. Devrekhane Bozkurt. Peki efendim Zeytinburnu AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy. CHP'nin adayı Onur Soytürk. Vallahi Zeytinburnu'dan Ömer Arısoy. Allah izin verirse. Ya Ömer şey Arısoy. Büyükşehir'de kim efendim? Allah izin verirse orada da Murat Kurum'u düşünüyorum. Allah'ın izniyle ona vereceğim. Size kazanır mı sizi yoksa? Bence kazanırlar. Ben kazanacaklarını ümit ediyorum. Bakalım. Dualarım onunla. Çok da seviyoruz kendilerini. Başarılar dilerim. Ömer mi Onur mu? Ömer Arsoy'a vereceğiz. Arsoy'a. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurumu? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ben de. Efendim hoş geldiniz. Onur Soytürk efendim. İBB'de İmamoğlu mu kurumu efendim? İmamoğlu. Kazanır mı ikisi? Kazanır. Teşekkür ederim. Merhaba efendim buyurun. Kim onlar? CHP'ye. CHP. Büyükşehir'de mi CHP? Evet. Onur Soytürk teşekkürler. Efendim hoş geldiniz. Biliyorum. Zeytinburnu'da dem çıkarmadı CHP ile beraber. O zaman dem şey CHP. Bilmiyorum abi. Tamam. Onu Soytürk yazdık. Bu beraber olsa en iyili olur doğrudur. Beraberler burada. Merhaba efendim. Peki efendim soralım. Zeytinburnu'nda hangi partinin belediye başkanı adayına oy vereceksiniz? Tabii ki Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi'ne. Büyükşehir'de bir oy. Aynen bir oy aydına. Bir oy gitsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Artık bu ayrımcılık bitsin. Eyvallah. Artık bu ne diyeyim ötekileşme gitsin. Doğru. İnsanlar gerçekten hayır, artık birbirinden nefret eder hale geldi. Yani altı üstü bir seçim neden bu kadar doğru, nefret hayır, ediliyor? Yok, o yüzden dediğim gibi hakkımız hayırlısı olsun doğru. İnşallah. Ben de. Dur iki dakika. Abi Zeytinburnu'nda AK Parti adayı Ömer Arısoy, CHP'nin adayı Onur Soytürk. Hangisine oy vereceksiniz? Vallahi ben hırsızlara vermem. Ben vermem, hırsızlara vermem. Onur Soytürk yazdım, teşekkürler. Türk mü, Arap mı? Bilmiyorum, Türkiye Arap. Allah, Arap. Tamam. Merhaba.